Kazak Tili dersine hoş geldiniz. Hayırlı keş, kurmetli tıngdauşlar, Kazak Tili sabahına hoş geldinizdir. Ses ve görüntü nasıl arkadaşlar? Dersimize başlıyoruz. Sabahımızda bastaymız. 12. sabah, ava rayı. Ava rayı. Bugün Ankara'da kar jaudı. Kim ne anladı arkadaşlar? Bugün Ankara'da kar jaudı. Hayırlı keş barlığınızga. Evet. Bugün ava rayı kalay. Bugün hava nasıl? Bugünkü ders konu hava durumu. Bugünkü dersimizin tahribi ava rayı. Okuyorum. Jauın şaşın jambır. Nayzağay. Kemper kusak. Aşık aspan. Bult. Jel, tuman, kar, muz, ıstık, suuk. Evet arkadaşlar, yanında da Türkçesi var. Bu kelimeleri kullanarak cümle kuracağım. Көктем келді, жаңбыр жауды, сосын жел тұрды, аспан ашылды, кемпір қосақ шықты. Кем не аңлады? Көктем келді, жаңбыр жауды, сосын жел тұрды, аспан ашылды, кемпір қосақ шықты. Кім не аңлады, арқадашлар? Бүгін митин курдым, arkadaşlar. Митинді комплект çevirmemiz gerekiyordu. Sanırım ders sınıfta kimse yok ya da kimse bir şey anlamadı. Tekrar okuyorum. Жауын шашын, жаңбыр, найзағай, кемпір қосақ, ашық аспан, бұлт, жел, тұман, қар, мұз, ıstık, soğuk. Tamam arkadaşlar, o zaman benim sesimi duyamıyorsanız buradaki yeni kelimeleri kullanarak herkes bir cümle kurmasını rica ederim. Ama cümle Kazakça olsun. Mesela basit bir cümle olabilir. Fiil listesi vermişiz.
Ankara'da kar var. Güzel. Cahsa. Bugün avarayı tuman. Bu sayfayla ilgili arkadaşlar soru var mı? Hava soğuk. Devam ediyorum o zaman. Tan, kündüz, tüs, kiş, tün. Bugün tüstüyüm. Bugün min karda kattı. Aha. Ne demek istediniz? Korkuyorum. İlk cümlede soğur kör demek. Bugün men kardı kattı. Bugün men kardı kattı soğurmun. Sonduktan şığuğa korkamın. Birinci cümledeki kullandığınız fiil var ya, orada hata var. Korkuyorum. Ben kardan çok korkuyorum mu demek istediniz? Min kardan kattı korkamın yazıyorum o zaman. Min bir saniye. Min kardan kardan kattı korkamın. Tan, kündüz, tüs, kiş, tün. Kişi, tünce, jangbır, jaudı. Kişi, tünce, jangbır, jauda. Ne dedim? Kişi tünce, jangbır, jauda. Evet, tün gece. Kişi ne demek arkadaşlar? Kişi. Bugün yırtayım. Evet, dün. Kişi dün demek. Dün gece yağmur yağdı. Kişi değil, kişi. Kişi. Evet. Yok. Kişi dün demek. Kişi dün. Tün gece demek. Bugün kündüz jel durdu. Bugün kündüz jel durdu. Niye dedim arkadaşlar? Yazıyorum. Bugün
Kündüz, jil, turdu. Ne dedim arkadaşlar? Bugün kündüz jil turdu. Evet, hava rüzgarlıydı ama evet, bugün gündüz rüzgar vardı mı ne? Ben soğuk havada yokum. Ben soğuk havayı sevmiyorum mu demek, demek istediniz? Мен суық ауаны жақсы көрмеймін. Мен суық ауаны жақсы көрмеймін. Bu sayfayla ilgili sorunuz var mı arkadaşlar? Yoksa devam ediyorum. Avarayı. Hava durumu. Okuyorum. Yanında da Türkçesi var. Çıkma, şıkpa yazıyorum. Şıkpa. Sırtka şıkpa. Ya da min sırtka dalaga şıktım. Ben dışarı çıktım. Okuyorum arkadaşlar. Sinoptiklerin bolşağı boyunca yırtın kün tumanda boladı. Burada Türkçesi var. Karşılaştırıp okuyabilirsiniz. Sinoptiklerin bolşağı boyunca yırtın jağmur jağadı. Sinoptiklerin bolşağı boyunca yırtın kün aşık boladı. Sinoptiklerin bolşağı boyunca yırtın kar jağadı. Burayı anladık mı? Hava sisli olacak, yağmur yağacak, açık güneşli olacak, yarın kar yağacak. Burada gelecek zamanda kullandım. Değişmeli gelecek zaman değil mi? Eğer değişmeli şimdiki zaman olursa nasıl olacak arkadaşlar? Burada biz nasıl bildik bunun gelecek zamanda, bu cümlenin gelecek zamanda olduğunu? Evet, boğuladı. Boğuladı. Bu bol, mesela boladı fiili değil mi? Boladı fiili bazen değişmeli şimdiki zaman oluyor, bazen değişmeli gelecek zaman oluyor. Nasıl ayırtıyorduk? Sınıfta mısınız arkadaşlar? Hı.
Buradaki cümlenin gelecek zamanda olduğunu nereden biliyoruz? Buradan yırtın kelimesi görüyoruz değil mi? Yarın. Evet, yarın boladım. Buradaki fiilim ona göre gelecek zamanlı oldu. Mesela bu boladı fiili aynı bu eklerle de eki şey yapmayalım. Buradaki de eki şey de olabilir. Geçmiş zamanda olabilir. Şimdiki zamanda olabilir. Mesela hazır jağmur jağadı. Hazır. Tahmin ediyoruz ki şimdi yağmur yağacak. Ya da yağmur yağar. Değil mi? Buradaki buradan şimdi kelimesi olduğu için bu değişmeli şimdiki zaman olacak. Evet, yağmur yağar. Türkçe Türkçesindeki geniş zaman bizde değişmeli şimdiki zaman ya da değişmeli gelecek zaman oluyor. Devam ediyorum. Yağabilir de olabilir. Evet. O zaman jağuğu mümkün deyimiz biz. Devam ediyorum. Sinoptiklerden bol jağu boyunca yırtın kün bulutlu boladı. Sinoptiklerden bol jağu boyunca yırtın teniz tolkunda boladı. Evet, bu sayfa ile ilgili sorunuz var mı? Burada anlatmak istediğim gelecek zamanda cümle kurdum. Evet, dalgalı olacak. Soru yoksa devam ediyorum. Evet, yırtın kelimesi gelecek zamanı gösteriyor. Mesela yırtın yarın demek. Gelecek zamanda hep yarın kelimesi kullanmamız gerek diye bir kuralı yok. Tabii ki cümleye göre. Metin okuyorum arkadaşlar. Jıl mezgildiri. Türkçesi yok. Dinleyelim sonra çevirelim. Jıldın 4 mezgili var. Olar köktem, jaz, kuz, kıs. Желтоқсан, қаңтар, ақпан, қыс айлары. Қыстан қар жауады. Адамдар жылы киімдерін киеді. Балалар коньки, шаңғы тебеді. Қыс жылдың ең суық мезгілі. Evet.
Yok. Çocuklar kanki şanga çevirdi dedim. Paten, kayak, kayar. Evet, yıl mevsimini anlatıyorum arkadaşlar. Evet, yılın dört mevsimi var. Onlar bahar, yaz, sonbahar, kış. Aralık, Ocak, Şubat, kış ayları. Kışın kar yağar. İnsanlar kalın giyim giyer. Çocuklar yanına fil. Paten kaymak mı oluyor? Evet. Paten yapar, paten kayar. Kaya kayar. Kış mevsimin yılın en soğuk mevsimi. Kış yılın en soğuk mevsimi. Evet, ilk paragrafı çevirdik. Devam ediyorum arkadaşlar. Nowruz, Sevr, Mamır, Koktem ayları. Koktemde kar eriydi. Ağaçlar kuyruğuydu. Koktemde kum jılı boladı. Kim ne anladı? Evet. Evet. Nisan, Mart, Mayıs demişim. İlkbahar ayları. İlkbaharda ne diyorum? Kar erir. Ağaçlar yeşerir. Doğru mu diyorum? İlkbaharda hava jılı ılık olur. Ilık mı olur diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Hava sınır deriz değil mi? Eğer mesela normal Türkçe'de diyeceksek. Yok, serin olur, serin olmasını söylemek istemiyorum. Ben sonbaharda havanın ısınmaya başlıyor. Onu söylemek istiyorum. Mesela eğer Kazakça'da söylerseniz, Koktemde kün jılıydı. Kün hava demek anlamında geliyor. Isınır. Burayı anlatabildiysem devam edeceğim. Mausum, şildi, Tamız, jaz ayları. Jazda kün ıslık boğuladı. Balalar demaladı. Suğa şomuladı. Ne dedim arkadaşlar? Bu paragrafta. Evet. Yaz aylarından bahsediyorum. Yaz ayları. Haziran, Temmuz, Ağustos. Evet, sıcak. Yazın sıcak oluyor. Başka son cümle neydi? Balalar
demalada, suğa şomulada. Evet. Çocuklar demalu tatil. Balalar demaladı, çocuklar tatile çıkar. Suğa şomulu, denize girmek gibisine. Suya girerler. Devam ediyorum arkadaşlar. 42 Kazan Karaşa. Su derken deniz, ama bizde deniz yok ya, onun için biz neydi o? Nehir ya da havuz. Hazar Denizi vardı ama herkes oraya gitmiyor. 42 Evet. Yaz olduğu zaman, tatile çıktığı zaman suya girerler diyoruz. Devam ediyorum. 42 Kazan Karaşa kuz ayları. Kuzcu kün salkın boğuladı. Japrahtar sargayadı. Balalar mektepki bağıradı. Evet arkadaşlar. Eylül, Ekim, Kasım güz ayları doğru. Sonbaharda hava serin, salkın serin. Evet. Yapraklar sararır. Çocuklar evet, okula başlayacak. Çok güzel. Metinle ilgili sorunuz var mı? Anlamadığınız kelime, cümle ya da bilmek istediğiniz. Evet. Baradı, gitmek. Başlama, bastav. Mektepke bastaydı demiyoruz ama. Öyle kullanmıyoruz cümlede. Okula gidecek. Mektepke baradı. Ya da oku bastaladı. Evet, baradı, gidecek. Başka sorunuz var mı arkadaşlar? Çok karışık bir dil değil. Mesela Türkiye Türkçesinde de öyle ya, çocuklar okula gider diye söylenmez mi? Ya da onun gibi. Anlam bir, mantık aynı ama farklı eş anlamlı kelimelerle kullanabilirsiniz ama mesela okula başlayacak, okula gider, okullar açılacak gibisine. Bu sayfayı anlatabildin mi?
Bu sayfayı anlatabilir mi? Devam edeceğim. Burayı kendiniz incelemenizi rica ederim. Türkçesi de var. Bağlaç. V. Türkiye Türkçesindeki V bağlacı Kazak dilinde Cani. Okuyorum. Şimkent'ki ikimiz baramız. Sen, Cani, min. Dükünün süt, ırımşık, Cani, nan satıp aldım. Терезелерді, есіктерді және айналарды тазалады. Burada Türkçesi var. Ve bağlaç. Cümle kuruyorum arkadaşlar. Aynur және onun dostları. Aynur Jani onun dostları. Ne dedim arkadaşlar? Aynur. Yazıyorum. Aynur Jani onun, evet, yazmama gerek kalmadı. Dostları. Aynur ve onun arkadaşları. Evet arkadaşlar. Devam ediyorum. Veya nemesi kısık nemesi tüzü, jaksı nemesi jaman, avtobus bin nemesi poiz bin keledi, yerten nemesi jeksenbi künü ketedi. Men Ankara'a uşak bin nemesi avtobus bin baramın. Мен Анкараға ұшақпен немесе автобуспен барамын. Мысық немесе қоян жақсы хайуан. Дүкеннен сүт немесе айран ал. Hayvan, hayvan bizde de. Aynısı. Evet, süt veya ayran. Nemesi. Devam ediyorum. Üşün. Seni kuru üşün keldim. Karlı tau kün üşün, al kümül jar üşün jılaydı. Türkçe atasöz değil mi bu? Atasöz almışım, onu Kazakçaya çevirmişim ama böyle kullanıyor muyuz, yok mu? Bilemedim. Sululuk köz üşün, aqıldı kömül üşün. Men atanamdı körü üşün Kazakstan'a baramın. Men
Atanamdı kuru üşün Kazakstan'a baramın. Ne dedim arkadaşlar? Çevirelim. Men atanamdı kuru üşün Kazakstan'a baramın. Yazdım. Barımın gelecek zamanda cümle kurdum. Evet. Min ata ana anne baba demek. Ata baba, anne, ana. Ben anne babamı görmek için Kazakistan'a gideceğim. Evet. Devam ediyorum. İle. Basit bir cümle kurayım da burada 12. derste hep atasözleri kullanmışım. Aynur min Marat kinoga bardı. Aynur min Marat kinoga bardı. Aynur min birge kinoga. İki farklı kelime cümle kuruyorum. Kinoga vardım. Ne farkı var onu? Aynur min mara kinoga vardı. İlk cümle. İkinci cümle Aynur min birge kinoga vardım. Ne diyorum arkadaşlar? İkisinin farkı ne? Haliklerini öğrettiğim zaman bunun üzerinde durmuştum. Kim hatırlıyorsa. İki cümle kurdum. İkisinde de men kelimesi var. İkisinin farkını anladınız mı? İkisinin farkını fark ettiniz mi? Kazak dilinde kaç haliki var? Evet, bitişik ayrı. Bitişik ayrı yazılmasının sebebi ne? Bu sınavda gelebilir büyük ihtimalle. Onun için üzerinde duruyorum arkadaşlar. Kazak dilinde 7 haliki var. 6'sı aynı. Türkiye Türkçesindekine çok benziyor. 7. Kömektes. Yardım haliki. Evet. Bağlaç ayrı ayrı yazılıyor. Mesela Aynur min Marat. Aynur ile Marat. Aynur ve Marat gibi. Kömektes septik Aynur'la. Mesela Aynur'la. Türkiye Türkçesi Aynur'la, Aynur ile olsa da fark etmiyor değil mi? Ama Kazak Türkçesinde Aynur min Marat, Aynur ile Marat olduğu zaman o bağlaç oluyor. Bitişik yazılırsa mesela Aynur'la sinemaya gittim. Aynur ile sinemaya gittim. Aynur min. Bitişik yazıldığı zaman o halek oluyor. Anlatabildim mi?
Bitişik yazıldığı zaman ne oluyor? Ayrı yazıldığı zaman ne oluyor? Evet arkadaşlar, devam ediyorum o zaman. Bitişik olunca evet, Aynur'la doğru. Aynur ile Aynur min marat mesela. Soru var mı? Yoksa devam ediyorum. Çünkü weekend'e sebebi. Türkistan'a kaytuğum kerek sebebi yerten sabahım var. Мен бүгін сабаққа бара алмадым, себебі ауырдым. Şöyle yazayım, yazıyorum arkadaşlar. Bugün sabaha varmadım, sebebi ağırıp kaldım. Мен ұйықтаймын, себебі ұйқым келді. Evet, мен ұйыйам, çünkü uyumak, uykum geldi. Bugün sabaha varmadım, sebebi ağırıp kaldım. Ne demek istedim arkadaşlar? Yok. Yok, ağırmak, ağırı. Mesela basım ağırdı, tisim ağırdı. Avruhana, evet. Ona göre çevirelim cümleyi. Bugün sabaha varmadım. Sabah ders. Bugün. Varmadım, gitmedim. Çünkü ağırıp kaldım. Hastaneyle ağrı, hastalanmak, hastalandım. Evet, bir gün de derse gitmedim çünkü ağrım vardı. Doğru. Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Ama fakat lakin demişim, bırak alayla. Kinoğa barğım kelip tur, biraq biletim joq. Sinemaya gitmek istiyorum ama biletim yok. Biraq devam ediyorum. Sadece, yalnız. Tek kana bir imtihanım kaldı. Sadece bir sınavım var. Ders sabaha tek Aynur gelmedi. Derse sadece Aynur gelmedi. Evet arkadaşlar, sorularınız varsa alayım. Derse katıldığınız için teşekkür ederim. Sabaha katılganınız için rahmet. Soraklarınız bolsa
Cevap vereyim. Hayırlı keş. Sağ olunuzlar.